Vasfiye teyze niye zahmet ettin ki? Gene mi altın takacaksın? E sen daha önce külçe getirdiydin ya. Bunlar çocuğun tahtını da bahtını da beceremez. Bari tahtını ben yapayım dedim. Alelade halktan insanlardaki gibi bir altın değil bu. Damgalı antika Osmanlı altını takacağım. Vasfiye Defne ileride kolye yapar. Çok teşekkür ederiz. Kim bilir ne yakışacak kızıma? Bilmem ki. Anaya benzeyecek gibi ama. Nasıl yani? Doğru. Babaya benzese daha da kötü. He? Öteki altınları satar yersiniz siz. Bunu kız boynuna takar, kendini köklü görgülü aile kızı gibi yutturur bari. Yazık. Ay! Vasfiye teyzenin şakaları işte. Salih kahve, Ahsen ıhlamur istedi. Buyur. Eline sağlık. Afiyet olsun. Salih, sen 89-97 yılları arası Şehmuz'un kalfasıydın değil mi? Ay bir de siz çok çocuk istediydiniz, olmadıydı. Hanginiz kısırdı acaba? Şey, Selahattin gelsin de sizi içeri götürsün bebeği görmeye Salih Usta. Ya artık başkasınınkine bakıp avunacağınız, ne yapacağınız? Yazık. Vasfiye teyze. Gülistan yeri geldi. Bu dangalak kısır diye mevzu açınca sen de bebek deyince adamlara menekşe sever misiniz mi diyecektim. Ne diyecektim başka? Hadi bebek bir ki, bebek bir ki, bebek turları. Bebek bir ki. Buyurun, buyurun efendim. Ay. Hadi bebek görmeyen kalmasın. Bebek bir ki, bebek bir ki. Yarım altın mı taktınız Salih? Neyse, çıktan iyidir. Artık bebeğin odasına kalabalık yapmayalım. Allah bağışlasın. Ay kimler gelmiş, kimler gelmiş? Biz de böyle küçük bir şey aldık işte, adettendi diye. Ay Allah bağışlasın. Ay kıyamam. Deniz. Nasılsınız? Söz işi gene olmamış kızım. Ne çektiniz be? Ya işte kısmet. Bir an önce hallet ama onu. Bak yaşın geçiyor. Yeni jenerasyon gümbür gümbür geliyor. Evet, takalım yastığa. Pelin hemşire, sen çık bir hava al ya. Rıza emir memir yok mu terasta? Yine onlarla sohbet edersin, açılırsın. Tamam. Bir şey olursa çağırın. Canımsın, haydi. Ay canım. Hemşire kız, yatılı mı kalıyor burada? Ha, öyle. Ay tam altın mı almış? Ay kıyamam ay. Vallahi sonra Nurhayat dedikodu diye arkamdan konuşuyorlar ama mesela ben bebeğimi tanımadık kimselere emanet edemem. Aa vallahi ne yalan diyeyim ben de. Sonuçta er. Ben altın taktım diye mi alaturkalaştım böyle? Fakat bebek ay bir içim su. Sağ olasın. İyi, nasılsınız inşallah? Özledik çok. Öyle mi? Hamdolsun iyiyiz. Deniz! Anan Çiğdem, baban Timur, kardeşim bunu nasıllar? İyiler, sağ olun. Onlar da bekliyorlar inşallah sizi. Ha. Bizim çok yorgunluğumuz var bu ara malum. Ya nasıl olur bilmem. Rıza haftaya cuma gidip isteyeceğiniz diye tutturdu. Tarih olarak 7 Şubat 2014 oluyor. Koca karı soğukları ne zaman? Günün menüsü falan var mı sende? Ha? Hiç. Takvim gibi kadınsın. Mutfağa asasın var seni. Selahattin nerede ya? Hala odada. Ne yapıyorsunuz siz bir saattir odada? Yani
Küçücük oda çocuğa oksijen kalmayacak ya. Rıza da dedi sabah. Ben arada havalandırıyorum. Hmm. Filan yok muydu? Hayır, en olmadı biz bakardık bebeğe yani. El alemin her yeri ayrı oynayan kızındansa tanıdık bilir daha iyi ablam. Yani aslında öyle, gazı çıkartılacak, altı değiştirilecek yani çok zor bir şey değil de. Vallahi çok sevinirim öyle biri olsa. Ücreti de çok yüksek. Bence acık anlıyorlarsa hemşireyi çıkaralım. Kızlar baksın bebeğe. Pelin çok düzgün bir kız ya. Yazık ona. Bir de çok gönlü birisi biliyor musunuz? Aynı zamanda modern dansçıymış. Ben bakarım bebeğe. Ayrıca bebek bakımını bilirim de. Bakar canım. Ne olacak ki? Ayrıca iki kişiyiz. Tek başıma olsam zor da. He, iki kişiyiz. Bu kızcağız gitsin buradan. Buralardan ekmek çıkmaz ona. Vallahi bilmiyorum yani. Bir deneyelim bakalım. Oh! Elini mi boynuna mı saracağız bunu? Kadın gösterdi işte böylemesine. Tamam be. Kaldır çocuğu. Tamam. Ay ay ay. Ay ay ay. Gel bakayım. Şişt, kafayı alttan tutacaksın dediler. Allah kırt diye boynunu kırarsın ha. Sen tekinsiz tekinsiz konuşma Ser şunu. Aman da aman. Aman da aman. Koyuyorum. Ay gel bakalım. Şişt, bana bak. Bebekler böyle salak gibi sağa sola atarlarmış kendilerini. İnternette yazıyor. Şişt, ben ise bebeği sıkı sıkı tutuyorum. Sen şey bezin kenarlarını kapat. Ya oldu mu bu? Oldu oldu. Güzel oldu. Süper oldu. Vallahi oldu. Ay bir şey de yokmuş be. Yıkılıyoruz yemin ediyorum. Şimdi gazını çıkartacağız. Omuza tülbent, eller steril. Teknik ve disiplinli olmalıyız. Alman mürebbiye tarzı. Evet çünkü tecrübe sıfır. Salarsak biteriz. Yatak hazır. Gazı da çıktı. Aferin be. Ser bezi. Koy bebeği. Emir mesaj atmış. Şey, bezin kenarlarını yapıştır. Tut.
bebeği. Tut bebeği. Ne, gümleme neydi? Bebek miydi? Tutmadın mı bebeği? Sen tut, çattın bebeği. Oh. Ay, iyi iyi, yatağa düşmüş, bir şey yok. Ay. Ah. Demek ki suratın yanına şu karyolanın kenarına çarpınca... Gümleme oydu demek. Bir şey olmuş mudur? Sanmam, ağlıyor çünkü. Evet, çünkü yanağı ve şu şaka bayağı bir kıpkırmızı olmuş. Ha, onun ne yapacağız? Ya yine mi acıktı da ağlıyor bu zilli ya daha erken? Ağlar ağlar susar ablam. Ha, susmazsa alın getirin de ablaları emzireyim tekrar oldu. Ne yapacağız? Ne oldu bu bebeğin surata derse? Bu durumlarda yapılacak tek şey vardır Nur Hayat. Gerçeği söylemek. Yok be! Televizyon makyajı. Bence biraz da rimel lazım. Ne bileyim ya. Kızım bir şey söylesene. İyi iyi. Kızarıklık kapandı. Bence şu an normal bebek. Ne yapıyor? Ha? Ay. Kurban olsun anası. Tatlı kız. Ay seni ben yerim anası kurban olur mu? Aa o ne be? Ne yok ki bir şey. Aa, Kayrola'nın kenarı sıyrılmış ya. Yo, o hep öyleydi. Taşımacılar şey etti herhalde. Aa, bak hiç fark etmedik, görüyoruz. Ay Defnoş'um, ay benim güzel kızım. Ben senin pembe beyaz cildini yerim ya. Porselen gibi, maşallah benim güzel kızım. Pö 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 pö, 40.000 kere. Ay nasıl doğurduğunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.